Merhaba Serap Belavacıklı. Saat 17'ye bir çağrı vardı. Artık ilçe binasından çıkıyor CHP teşkilatı ve o nöbetin başlayacağı noktaya doğru, yani Cumhuriyet Meydanı'na doğru hareket etmeye başladılar. Hemen biz de kameraman arkadaşımla beraber ilerliyoruz. Sizlere de gösteriyoruz. Bir kitle hareket etti şu anda bulunduğumuz CHP teşkilatının. Tamamdır. Evet, biz de normalde daha yan taraftan gidecektik ancak polis bizi uyardı. Orada tedbir vardır diğer taraftan diye. Biz de şu anda o nöbetin başlayacağı noktaya doğru artık yavaş yavaş hareket ediyoruz. Bundan dakikalar öncesinde de Cumhuriyet Meydanı'nın olduğu noktaya aslında bir kürsü de konuldu. Önce bir açıklama yapılacak ve bu nöbet 17'de başlayacak ve 19 arası, yani 17 ile 19 arasında devam edeceği söyleniyor. Evet, şu anda da görmüş olduğunuz üzere evet bir kalabalık da artık toplandı. Tabii kalabalık yine polis ekiplerinin güvenlik önlemleriyle toplandı. Zaten çok erken saatlerden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nı biz biliyoruz. Polis ekipleri bekliyordu. Çevik kuvvet ekipleri bekliyordu. Ve aslında onların çemberinde de toplanmaya başladılar artık. Biz de kürsüye doğru yavaş yavaş hareket etmeye başladık. Yine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklamıştı Adalet ve Demokrasi nöbetini başlatacaklarını Cumhuriyet Meydanı'nın olduğu noktada ve bir oturma eylemi tarzında mı olacak, burada bir bekleyiş mi olacak, onun detayları da dakikalar içerisinde açıklanmış olacağını biz düşünüyoruz. Ancak kameraman arkadaşım Umur Çilingir'in görüntüleri de geliyor ekranlara. Artık Cumhuriyet Meydanı'nda bu nöbet başlayacak ki zaten dün CHP Parti Meclisi toplantı kararlarında 15 günlük bir eylem planı açıklanmıştı ve o eylem planı içerisinde zaten Esenyurt'ta, özellikle başta Esenyurt Belediye binasının olduğu noktada bir nöbetin olacağı söylenmiş. Ancak ARB'de görüntüleriyle karşılaştık sabah saatlerinde. Bugün ise akşam saatlerinde ise rota teşkilata kırıldı ve şu anda da sloganlar atılıyor. Artık yavaş yavaş bu eylem başlıyor. Nöbet olduğu nokta. Biz de kameraman arkadaşımla beraber aslında o kürsüye doğru yavaş yavaş hareket ediyoruz. Etrafı size gösterdikten sonra çevrede de bir kalabalık oldu. Yine bir açıklama olacak. Açıklama olacak ki kürsü getirildiğini düşünüyoruz. Açıklamanın kimin yapacağı belli değil ama tahminlerimiz doğrultusunda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yapacağını biz düşünüyoruz. Artık son hazırlıklarda yapılıyor Serap Belavacıklı. Biz de aslında onu bekliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere burada artık her gün yapacaklarını bize söylemişlerdi, kamuoyuna açıklamışlardı. Bugün ise ilk gün, ancak ilk günde karşımıza çıkan manzaralar polis bariyerleri, polis ekiplerinin güvenliği, bariyerler, çevik kuvvet ekipleri, zaman zaman arbedeler, müzakere çalışmaları. Sabah saatlerinden itibaren biz bu görüntülere ekranlara taşıdık. Şu anda ise birazdan başlayacağını düşünüyoruz. Serap Belavacıklı, artık bakıyorum şu anda evet teşkilatın neredeyse tamamı bu noktada, birazdan başlayacak, 19'a kadar da sürecek. Bir müdahale olacak mı olmayacak mı belirsiz, eğer olursa da ekrana taşıyacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.